Merhaba arkadaşlar. Bursluluk sınavını kazanmak için bu son 4 günde dediklerimi uygula. Çünkü uygularsan kazanan sen olacaksın. Lütfen abone ol ve videoyu beğen. Hadi hemen de videomuza geçelim. Yorumlarda da sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi şunu söyleyeyim ben sizlere. Bu 4 günde dediklerimi uygulayın. Çünkü bazı arkadaşlarımız diyor ki hocam ben artık çok sıkıldım, ders çalışmayı bırakacağım. Hayır arkadaşlar, şu anda tam da ders çalışmayı bırakmamanın zamanı. Asıl şu anda bırakmayanlar kazanacak. Şimdi ne yapacaksınız? Bugün zaten çarşamba. Sizlere önerim bugün bir deneme bitirmeniz. Yarın perşembe yine bir deneme bitirmeniz. Bakın, deneme dışında çok fazla çalışın demiyorum. Diyorum ki sadece bir deneme bitirin. Onun dışında denemeyi bitirdikten sonra baktınız yanlışınız var 3-5 tane, bakacaksınız hangi konulardan, o konularda bir göz atın. Onun dışında 31 Ağustos günü de bir deneme, 1 Eylül Cuma günü bir deneme çözün. Şimdi Cumartesi günü ne yapacaksınız? Önemli olan bu. Cumartesi günü sizlere önerimiz lütfen ama lütfen herhangi bir deneme vesaire çözmeyin. Neden çözmeyin diyoruz? Kafanızı karıştırmayın, kafanızı yormayın. O gün ne yapın? Çıkın dışarı, bir değişiklik olsun, gezin. Parklara gidin, bahçelere gidin, şöyle bir hava alın, temiz hava alın, dinlenin yani, full yatın istiyorsanız bütün gün. Tabii yatın derken öyle yatakta yatın demiyoruz, dışarı çıkın, dinlenin anlamında yatın diyoruz. Ondan sonra eve gelip de akşamda çok geç olmadan uyuyup, pazar günü de inşallah çok geçe kalmadan uyanacaksınız, bir daha da sınava gideceksiniz. O yüzden bu planı uygulayın. Bakın 3 gün, sadece 3 gün boyunca 3 tane deneme bitireceksiniz. Ve bitirdiğiniz denemeleri yanlışlarına bakacaksınız. Eğer ki yanlışlar hangi konudan, o konulara göre de bir çalışma yapacaksınız hemen kısaca ve çalışmanız bitecek. O yüzden lütfen bırakmayın son 3 gün çalışma için. Zaten 4. gün cumartesi günü çalışmanıza gerek yok. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.